Sevgili izleyiciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yine dolu dolu gündemin bana yansıyan boyutlarını sahipsiz mikrofonda değerlendirmeye alacağız. Önemli konuğumuz var. Sahipsiz mikrofon her çarşamba saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün yine Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Sayın Faruk Alpaslan Bey konuğumuz. Sayın Alpaslan'ın geçmişini, bugününü, Van'ı, sporunu, birçok meseleyi değerlendireceğiz bugün. Yaklaşık bir ay önce Sayın Alpaslan'ın tekrar şoförler odasına aday olacağını açıklamasından sonra Van'da ciddi bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyunun genel değerlendirmesini Faruk Bey'in dilinden öğrenmeye çalışacağız sevgili izleyiciler. Van Spor, Alpaslan ailesinin son 30 yıldaki aslında serüvenini, benim de gazeteciliğe başladığım yılların en etkili süreç ve dönemleriydi sevgili izleyiciler. O süreçte ki Van Spor'un bugüne kadarki yansımaları nelerdi? Faruk Bey, Van Spor derken nasıl bir duygu durumuna, hissine kapılıyor? Doğrusu ben de bunu merak ediyorum. Diğer taraftan şoförleri odasının genel durumunu konuşmamız gerekiyor. Esnafın genel durumunu konuşmamız gerekiyor. Sayın Alpaslan'a özellikle son ekonomik süreci değerlendirmesi için önemli sorularımız olacak. Ekranları başındaki izleyicilerimizin programımızı takip etmesini, Sayın Alpaslan'ın önemli açıklamaları yapmasını doğrusu biz de bekliyoruz. Sayın Alpaslan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Dilerseniz önce biraz Hızır Kooperatifini konuşalım. Siz böyle az önce konuşurken biz işte Van insanını, Van esnafını, odaları konuşurken ben iş adamı mı diye hitap edeyim yoksa oda başkanı mı? Biz iş adamı olamadık ki, biz işimizi gücümüzü bıraktık, Van esnafı ile ilgilendik dediniz aslında. Zor bir süreç. Yani bir insan yaptığı işi sevmesi, kendisini oraya adaması, ailesini, kendisini ihmal ediyor maalesef. Siz de onlardan birisiniz. Evet. Ben sizi yaklaşık 30 yılın üzerindedir tanıyorum. Neler söyleyeceksiniz önce çalışmalarınızı, Hızır Kooperatif, Kefaret Kooperatifi'nin genel çalışmalarını bizlerle paylaşır mısınız? Çok teşekkür ederim Vakı Bey. Öncelikle biz de ekranları başındaki seyircilerimizi, Vanlı hemşehrilerimizi ve seyreden herkesi selamla, saygıyla yad ediyoruz. Şimdi Hızır Kredi Kefalet Kooperatifi, Hızır ismi sadece Türkiye'de bizde var. Bizde bu kelime anlamını zor andaki esnafımızın hemen imdadına yetişebilirim diye ismini Hızır bıraktık. Şimdi bu kooperatifi kurmamızın amacı, ben o zaman Esnaf Odaları Birlik Başkanıydım. Bizim esnafımızın sayısına göre diğer illere oranına baktığımız zaman 7-8 hatta 11-12 tane kredi kefalet kooperatifinin olduğunu biz gördük. Burada da bu esnaf sayısına istinaden bizim merkezde olan kredi kefalet kooperatifimizin gelen transmanlar konusunda ve işleyişi konusunda bayağı sıkışıklıklar meydana gelmişti. O dönemlerde de biraz plasmanların geç gelmesinden dolayı bizim esnafımız 5-6 ay sıra beklemek zorunda kalıyordu. Bu da hemen kendi sıkıntılarını giderme anlamında büyük bir zaman kaybıydı. Ben de o zaman müracaatta bulundum. Arkadaşlarımla birlikte bu Hızır Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifini kurduk. Bu esnafımızın imkanlarını yararlanması konusunda da 2015'ten bu yana 127 bin lira plasman, geri dönüşümlerle birlikte 180 milyona yakın para biz esnafımıza bunu iletebildik. Geri dönüşümlerimiz bu pandemi süreci içerisinde biraz sıkıntı yarattı. Nitekim devletimizin de bunu 3 aylarla, 6 aylık zaman dilimleriyle kredi ötelmeleri ya da yapılandırmaları falan bayağı bizi de, kooperatifleri de, plasman durumunu da zora soktu. Ama biz yine hiç durmaksızın bütün esnafımızın zor zamanlardaki, yeter ki bize evraklarını erken tanzim etmeleri durumunda en geç 3 gün içerisinde biz kendilerine bu krediyi ulaştırabiliyoruz.
Esnafın pandemi dönemindeki krediye ulaşması çok önemliydi. Nitekim Türkiye genelindeki bir ekonominin gidişatını hepimiz görüyoruz. Ama buna rağmen küçük esnafın ayağında durabilmesi için bu kredilere ulaşması gerekiyordu. Bunlar da iş yeri yenilendirme kredisi, iş yeri geliştirme kredisi. Bunları biz zamanında ödemeseydik belki de esnaf bu zulüm biraz daha ötesine geçerdi. Kendiniz de biliyorsunuz kahvehaneler, servis araçları, taşıma sektöründeki servis araçlarından tutun, kantincilerimizden tutun, kahvehaneler, kafeteryalar, lokantalar, esnafların her kesiminde bu pandemi döneminde büyük yaralar aldığına şahit olduk. Ama biz kredi kefalet kooperatifleri olarak bunların iş yerlerinin kapanmasına yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda hem istihdama kazandırılmış zor durumdaki esnafımızı tekrar piyasada canlılık yaratması anlamında ayakta kalmasını sağlayabildik. Bunun yanı sıra esnaf sayımızı da burada yükselttik. İnşallah gidişatta da daha da ileriki durumlarda esnaf sayılarımız da artacağına inanıyorum. Çünkü gelişen bir vanı görüyoruz. Sürekli göç alım bir vanı görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde bütün illerde, büyük şehirlerin içerisinde en fazla nüfusa sahip olan Doğu Anadolu bölgesindeki Van ilimiz. O yüzden bizim de her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Bunları planlı projeli şehrin gelişmesini nasıl sağlıyorsak bunların esnafların da yerinde ne yapabilirliği, nerede ihtiyaçlarının olduğu, bunların istihdama kazandırılabilmesi için mesleklerini, faaliyetlerini, imkanlarını sağlayabilecek projeler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah biz de hızlı esnaf sanatkar kredi kefaleti kooperatifi olarak da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Esnaf odalarında da inşallah bunu başaracağız. Evet. Esnaf odalarını da soracağım. Biraz ekonomik süreci değerlendirir misiniz? Az da olsa değindiniz süreci ama ekonomik süreç, dalgalanan kur, altın fiyatları, euro, dolarda müthiş bir manipülasyonlar olduğu söyleniyor. Bir tuzak, bir oyun olduğu konuşuluyor ekonomi üzerinde. Piyasa esnafla sıkça içli dişli olduğunuz için söylüyorum. Nasıl bir tablo var piyasada? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sizler de takdir edersiniz ki bir ülkenin savaş alanları sadece cephede savaşmak değildir. Karşı taraftaki düşmanlar, ülkemizi saran birçok ülkemizi sevmeyen, daha hesapları yüzyıllar öncesinden bugüne kadar Türkiye üzerinde olan sözüm ona Amerika gibi büyük devletlerin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunlarını tutturamadıkları gibi bu 15 Temmuz darbe girişimindeki başarısızlıklarından dolayı bu sefer yıllar yılı bütün ülkeleri ilk önce vurdukları şey nitekim İran'ın kaç yıldan beri ambargo uygulayarak ekonomik olarak çökertmeye çalışıyor ama bunun yeraltı zenginlikleri bunları ayakta tutabiliyor. Bizi de bu ekonomik olarak şu anda biz bir savaş veriyoruz. Bu kurtuluş savaşıdır. Bizi ekonomiden vurarak, içeride çökerterek hakikaten Türkiye'nin düşmanları amellerine ulaşmanın peşinde. Biz halk olarak yani bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan bütün ırklar, bütün insanlar olarak ilk önce yaşayacağımız evimizi, bakımızı Türkiye'de ne yapabilirliği konusunda herkes üzerine düşeni yapması lazım. Bu manipülasyon da doğrudur. Bunlar da tespitlidir zaten. Sürekli bu kurun yükselmesi, buradaki bizim ekonomi büyük ölçüde zarar veren hamlelerin dışarıdan geldiğine hepimiz şahit oluyoruz. Ama ister istemez burada iş insanı etkileniyor. Dolar bazında çalışan, euro bazında çalışan, dış ülkelere ihracat, ithalat yapan büyük sanayicilerimizin etkilendiği gibi iç piyasada da İç yansımaları ister istemez doğuyor. Bugün siz sadece züccacı üzerine baktığınız zaman dolar bazında dış ülkelerden gelen eşyaların fiyatı günübirlik değişiyor.
dolar bazında olduğu için adam sattığı malı yerine bırakamadığı bir şeyde. Sürekli bu fiyat değişimiyle akaryakıtta, bakın biz bugün dünyada en pahalı akaryakıtı yakan ülkelerde birinci ya da ikinci sıradayız. Ama bizim etrafımıza baktığınız zaman Orta Doğu'da dört bir etrafı petrol fışkırıyor. Aynen. Bütün Orta Doğu üzerindeki savaş, dünyanın ağa babaları dediğimiz bu şer güçlerin hepsi petrol savaşları. Bizim dört bir etrafımızda, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, her tarafı bizim komşularımızda, Libya'da, Azerbaycan'da, buralara bakıyorsunuz petrol fışkırıyor. Biz bunların ortasındayız, petrol. Dünyada en fazla pahalı petrol üreten, tüketen ülke biziz. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz bence bu savaşı evet, herkes bizim gibi bilinçli bir şekilde doğru durarak da ekonomiye katkıda bulunmamız gerektiği düşüncesi içerisindeyiz. Elbette ki buna yön veren eleştirilerde yanlış yapan herkesi de eleştirmek en doğal hakkımız. Kimseyi de savunamayacağız. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa da yanlış diyeceğiz. Ama mücadele bizim kendimize yapılmış olan bir mücadeledir. O bütün bu ülkede yaşayan 7'den 77 ne ırkı olursun, hangi milliyetten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun herkesi ilgilendiren bir konu. Çünkü petrola gittiği zaman, deposuna doldurduğu zaman hiç kimsenin dinini, dilini, ırkını sormuyor ama parasını soruyor, parasını alıyor. Evet. Biz de bu konuda Türkiye'de gidişat şu anda hakikaten ekonomik olarak iyidir diyemeyiz. Ama evet, iyiye götürmeye de kararlıyız. Herkes inanarak bu işi mücadele içerisine dahil olursa eminim ki biz bu savaşta galip çıkacağız. Önemli olan Türkiye'deki insanların yaşam standartlarının yükseğe, refaha kavuşması herkese gerekli cevabı verecektir inşallah. Esnaf neler yaşıyor? Esnafla böyle birebir konuştunuz mu? Esnaf sizin de çok ziyaret ediyor. Ben biliyorum, böyle sizi orada ziyaret ederken çok hiç boş görmedim sizi. Onun için bazen arkadaşlara diyorum, Faruk Bey'i orada değil de telefonda konuşalım, daha rahat konuşuruz diyorum. Gerçekten söylediğiniz gibi, şimdi benim de oradaki odam bir sır odası gibi. Yani gelen herkesin belli bir toplum içerisindeki içini dökebilecek, sırlarını paylaşacak ya da sıkıntılarını paylaşacak gidermesi anlamında hemen hemen herkesle biz görüşmeler yapıyoruz. Sağ olun, sizler de ara sıra buna şahit oluyorsunuz. Ama esnaf ne durumda dediniz? Esnaf şu anda iyi bir durumdadır diyemiyoruz. Çünkü esnaf, bir üreten esnaf var, bir de alıp satan esnaf var. Üretici ham maddesini alamamakta, aldığı ham maddeyi çalıp işletip verdikten sonra ayrı bir antikap yaşamakta. Gerçekten giderlerin had safhada olduğu. Bakın bir taşıma sektörünü düşünün. Bugün daha önce buradan diyelim ki başka bir ile giden yük taşımacıdan da gider bir yıl içerisinde %22 oranında artış gösteriyor. Bakın. Ve aynı yıl içerisinde akaryakıta bakıyorsunuz, müthiş derecede bu alınanın, navlunun yarısının tamam mazota veriyor, akaryakıta veriyor, diğer yarısını vergiye, diğer giderlerine şey yapıyor, onun kar amaçlı diye bir şey kalmıyor. Artı bunun aracının yıpranma payı cebinde gidiyor. Aynı şekilde bir PVC'ci düşünün. PVC'yi alıyor, adam gidiyor bir pazarlık, bir ihale usulüyle alıyor. O ihaleye istinaden PVC'lerini dönem dönem alıp takacak inşaatlara. Diğer yarısını almak için gittiği zaman o PVC'nin dolar bazında ne kadar yükseldiğini görüyor. Aynı şekilde cam, demir zaten altınla yarışıyor. Evet. Şimdi bu yükseldikçe
Bizim buradaki üretimimiz de düşüyor. Üreten insanların gücü düşüyor. Bir de satış anlamında adam dükkanına eskiden bir 500 bin liralık bir 500 bin TL'lik bir parayla dükkanını rahatça döndürebiliyordu, malzemeleri şey yapabiliyordu. Ama şu anda ya baktığınız zaman bu adam eskiden 500 bin lirayla doldurduğu dükkanı şu anda 2 milyonla dolduramıyor. Aynen öyle. Bir de bu rekabet edebilirliği konusunda mesela biz bakkallara baktığımız zaman hemen yanı başlarındaki bu BİM'ler, ŞOK'lar, 101'ler bunlar öyle bir şey oldu ki insanları tüketime yönelik de özendirdi. Nasıl ki bir insan giriyor bir şeye, eskiden gittiği zaman bir bakkalda ihtiyacı olduğu şeyleri alır dönerdi. Ama şimdi alıyor sepeti, marketin girişiyle çıkışının mecburi istikamette döndürecek şekilde gönderiyor. Orada gördüğünüz her şeyi atıyorsunuz. Tüketim de bugün gerçek manasında üretim, tüketilecek maddeleri lükse götürüyor. Kendi ihtiyacının üstündeki şeylere yönlendirdiği insanları. Çoluk çocuğuyla giden insanlar ister istemez sepeti doldurup çıkıyor. Ama ay başında bunun zorluğunu yine kendisi çekiyor. Kesinlikle. Esnaf da bu günlerin geçeceğine inanıyor, biliyor. Onun için umutlu, yani bir güven var sürecin böyle gitmeyeceğini, düzeleceğine dair. Ben kamuoya bakıyorum, insanlar kesinlikle da bir güven kesinlikle var. Evet. Şimdi esnaf kendisi bütün ihtiyaçlarını kendisi koruyor. Yani istihdam yarattığı işçisine, kalfasına, oradaki çalıştırdığı personelinden tutun da bütün harcamaları kendi kazancıyla karşılayan bir kesim. Hiçbir şekilde devlete yük olmayıp da tamamen devlete halka katkı sunan bir esnaf sanatkar kitlesi var. Onların çünkü kendi ailelerinin sorumluluğu üstlendiği kadar da toplumsal sorumluluklara da eğildiklerini görüyoruz. Bunları bu vergilerinden tutun da zamanında yapılabilecek şeylerin tamamını esnaf sanatkarımız şu anda diğer sektörlere baktığınız zaman en sadakatli bir kesim olarak görürsünüz siz bunu. Zaten vergi değerlerine gittiğiniz zaman, banka hesaplarına gittiğiniz zaman dürüstlükleri kendi sicillerinde yansıyor bunu ki biliyorsunuz bir sicil afı yıllar ya da çıkmadı. Bir sicil afı bizim Türkiye'mize olmazsa olmazlarından biri. Artık insanların erişebilirliği konusunda bu önünün açılması gerekiyor. Sicil affının sicil affını biraz açar mısınız? Ne demek şimdi istiyorsunuz? Şimdi esnafların kredi kartlarındaki unutmuş olabilir. Veya belli bir dönem pandemi dönemi gibi. Biz deprem yaşadık. Daha depremden bu yana ödemeyen arkadaşlarımız var, esnafımız var. Bunu siciline istemiş. Sicilini işleyen insan kredi çekemiyor. Ya da onun sicilini istediği zaman gidiyor, çek alamıyor. Bu ticari döngüsünün önünde çok büyük bir engel. Evet. Biz bunu kastederken aynı zamanda memurlar için de aynı şey söz konusu. Bu sicil affının muhakkak meclisten geçirilerek çıkması gerektiği düşüncesinde. Evet, bütün vatandaşı, esnafı mağdur eden kesinlikle konulardan birisi. Evet. Sayın Alparslan, Şoförler Odası'nı az önce biraz anlatayım. Ben mesela Hızır Kooperatif'e geldiğimde, Esnaf Sanatkar Kooperatifine böyle bakıyorum, farklı düşünen kesimlerden çok farklı insan, MHP'den, AK Parti'den, CHP'den, HDP'den, Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden bütün birçok böyle herkes sizi ziyaret ediyor. Böyle kamuoyunda böyle sizi hiç kimse böyle işte şu şundandır demiyor. Böyle kamuoyunda güzel bir karşılığınız var. Bu aileden mi kaynaklanıyor, şahsınızdan mı kaynaklanıyor? Bunun bir özel bir sırrı mı var bizim bilmediğimiz? İnsanlara karşı böyle tevazudan mıdır? Doğrusu orayı her geldiğimde böyle çok farklı kesimlerden birçok dostla da konuşuyoruz. Çevremle de bunu söylüyorum. Mesela Faruk Bey'in bütün insanlara, herkese böyle eşit davranıyor. Herkese aynı yakınlıkta duruyor. Ve insanlar da onu seviyor.
Bu güzel bir şey. Bu aileden gelen bir şey mi? Bundan sonra şoförler odasına geçeyim. Şimdi teşekkür ederim Bakı Bey. İnanın ki burada bizim ailemizden gelen bu, büyüklerimizden, abilerimizden görmüş olduğumuz bir gelenek. Siz de programın başında söylemiştiniz zaten iş adamı falan yazan diye. Ben rahmetli abilerimden sonra, başkan olduktan sonra iş adamlarıyla ilgili tamamen her şeyi bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Ki sizler de şahit oluyorsunuz da biz sürekli insanlarla kendimizi onların sorunlarıyla özdeşleştirdik. Yani nasıl? İnanır mısınız bugün sabah bile başkanlarımızdan bir tanesi beni aradı. Yakınlarının birisinin annesi vefat etmiş, cenaze aracı. Oysa arayacağı yer belediye, zaten bu hizmeti görüyor. Cenaze aracı gidecek ama şoför odasına ve bizim de yıllar yılı bu hizmeti verdiğimiz için beni aradı. Ben yine kendilerini yönlendirdim. Belediyede araç gitti oraya. Bunun yanı sıra bize gelen kim olursa olsun, esnaf, sanatkar kesiminde biz siyaseti STK'lara katmadık. Hiçbir zaman da katmayacağız. Allah bize ömür verdiği süre içerisinde de yeter ki esnaf olsun, bu memleketin insanı olsun, memur olsun, her kesimde insanlar, biz kardeşiz. Kardeşçe bir yaşam, kim olursa olsun sorunu varmış ki gelmiş. O kapıya gelmişse, bizim yanımıza gelmişse, bizi de insan bilerek gelmiş. Bizim de başımızın gözümüzün üstünde her zaman yerleri olacaktır. Hiç kimsenin dini, dili, ırkı, mezhebi, ideolojisi, partisi bizi ilgilendirmiyor. Herkesin kendisine göre hür bir iradesi vardır, inandığı bir ilkesi vardır. Ama bizim ekmek teknesi burada... şoför esnafına baktığınız zaman her kesimde insanı görürsünüz. Siz kredi almaya gelen insanlara baktığınız zaman her kesimi görürsünüz. Bu esnaflar içerisinde işte efendim bu görüşe sahip, bu millete sahip, bu şeye sahip dediğiniz an Allah da yardımcınız olmaz. Siz de doğru davranmamış olursunuz. İnanın ki Allah, belki ben belli bir dönem bir siyasi partiye içerisine girdim ama ben hiçbir zaman buradaki halkıma, buradaki insanlara hiç mi hiç ne yabancılaştım, ne ötekileştim, ne de bu çalışma azminde en ufak bir şüphe duydum. Benim için insan olsun, dürüst olsun, çoluk çocuğunun rızkını kazanabilecek konularda bana gelsin. Ben kendimi o anda kaybediyorum. Ulaşabileceğim her noktaya ulaştırıp o insanın sıkıntısını gideririm. Hayatım boyunca da bunu bir menfaat karşılığı yapmadım. Bunun karşılığı Allah nezdinde görünüyor. Biz ailece bu işlere kendimizi adadık. Halkımız da bu işlere bizi layık gördü. Esnafımız da bize yıllar yılı bu konuda övgüler yağdırdı. Onların o övgüleri bizim en büyük kazancımız. Onların duaları bizim en büyük kazancımız. Biz ailece hakikaten insanlara iş yapmaya, dürüstçe davranmaya, doğru yolu göstermeye kendimizi adadık. Ama karınca karınca Allah ne kadarını bize nasip etmiş, onu gittik. Biz zaman zaman seçimleri kazandık, zaman zaman kaybettik ama ilkemizi kaybetmedik. Ama dürüstlüğümüzü kaybetmedik. Ama alnımız her an için açık bir şekilde halkımızın karşısına çıkabilecek sizin gibi değerli dostlarımızı 30 yıldır biz birbirimizi iyi tanırız. Allah'ımıza hamdolsun, utanılacak en ufak bir şey yapmadık. Bize atıfta bulunan şeylere biz resmi belgelerle de cevap verdik. Olsun, herkes bir iyi hizmet sunabilme çabası içerisinde. Ama bu dürüstlük çerçevesi içerisinde olsun. Samimiyetle gidilsin. İnsanların mağduriyetleri, insanların çoluk çocuğunun rızkı Allah nezdinde. Eğer siz doğru düzgün temsil ederseniz inanın ki şehitlik mertebesine gidersiniz. Ama doğru düzgün yapmazsanız o insanların tek kuruşu bile inanın ki Allah hiçbir zaman sizi cennet yüzü göremeyecek kadar günah işlemiş olursunuz. Çünkü bu kamu oluyor. Bu sorumluluğu işleterek de önce siz vicdanen Allah'ınıza sığınıp ondan sonra kula veremeyeceğiniz hesabınız olmayacak. Biz bu ilkelerle mücadele ettik. Ediyoruz. Vallahi sağlığımdan oluyorum.
İşimden alıyorum. Belki özel hayatımın birçok alanlarında yoruyorum ama biz de bu yolda kendimizi adadık. En çok ihmal ettiğiniz yenge hanım, çocuklar, aile efradınız. İnanın ki ben belki bu dünyada en fazla ailesini ihmal eden insanlardan biriyim. Sürekli onların ne hastalıklarında ne özel günlerinde falan yanlarında olamıyorum. Siz kendiniz görüyorsunuz. Abim geliyor yanıma. İnanın ki akşam oluncaya kadar abim bile benimle görüşemiyor. Burada hani ne yapıyoruz? Vallahi insanların sorunlarıyla ilgilenmekten başka bir şey yaptığımız yok. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz. Şoförler odasına adaylığınızı açıkladınız. Oraya gelelim istiyorum. Evet. Neden bir daha şoförler odası? Daha önce yaptınız orada. Kamuoyunda iyi bir iz bıraktınız, iyi bir yer bıraktınız. Bir daha şimdi düşünüyorsunuz. Önce adaylığınızın, orayı bir daha düşünmenizin nedeni, arka planı nedir? Biraz bize açar mısınız? Şimdi Bakı Bey, bunu söyleyeyim ben size. Belki birçok sizin gibi değerli dostlarımız da bana söyledi. Ya bundan sonra işte daha üç sınıflara, daha siyaseti falan vesaire düşünün de şoför odasını çok. Ama benim ve ailemin en kutsal gördüğü işlerden biri şoförlük mesleğinin temsiliyeti. Biz bunu ata babadan beri nereden? Yani açıkçası ben sizin bundan sonra işte siyasetin dışında hiçbir şey yapmayacağınızı düşünenlerdenim. Yani çünkü iyi aileniz de mesela şoförler odasında, Vesop'ta, Vanspor'da yani iyi bir iz bırakmış. Alparslan ailesi var. Yani gözle görülür gerçeği inkar etmememiz lazım. Ben de yani şahsen sizin böyle Van'da herkesi kuşatan bir şahsiyet olarak böyle ben çok açık söyleyeyim. Yani ben sizin mesela bu kenti yöneten biri olmanızı çok arzuladım. Çok geçmişte de arzuladım. Şimdi de çok isteyenlerden biriyim. Ben sizin bu topluma faydalı olacağınıza inandığım için yoksa asla bu cümleyi söylemem. Onun için şoförler odası bir anda çıkınca ben de şaşırdım açıkçası. Şimdi Bakı Bey, şoförler odasını bıraktığım noktadan biraz da ileriye gitseydi vallahi bunu düşünmeyebilirdim. Ama benim bıraktığım noktada bir takım ithamlarda bulunarak işte borç batağında olan bir borcu benim bıraktığım iddia edildi. Ben bunun resmi belgelerini çıkarttım benim 2013'ün 7. ayın 11'inde. Burada vergi dairesine ve SGK'ya olan ıslak imzalı belgelerim var. Ben odayı 6.900 liralık bir SGK borcu ki o zaman mücbir sebepten dolayı alınmıyordu. İşte burada ıslak imzalı o tarihli, o tarihte orada alınan bir şey ve vergi dairesine borcu olmadığına dair belge. Ve benden sonra verilen şeyleri çıkardım. Vergi dairesine SGK ile vergi dairesinin borçlarını çıkardım. Bakın burada toplamda ben size söyleyeyim. 756 bin şu anki parayla 756.647 bu 26'sında 26 Ekim'de almış olduğum tarihte 2014'ten bu yana 756.647 lira vergi borcu, 1.118.488 lira da SGK borcu. 1.049.000 lira da odanın üzerindeki olan 10 tane borç. Bu borçlardan biri binanın kendi içerisinde kamel edilmiş olan binanın aylık giderleri bile verilmemiş. Benden sonra şoförler odasının ESOP binasını yaptığının onun iki katı neredeyse şoförler odasına tahsis edilmiş, onun öz malı olan yere taşınmayıp yaklaşık olarak 1.5 milyona yakın müteahhide şu anda mahkeme kararıyla bir kira borçlanması çıkıyor. Şoförler odası bu kadar zarara uğruyor. Şoförler odasını ben geldiğim zaman borçsuz bıraktım. 3.800 tane araç 7 Eminlik Otoparkı'na bıraktım. Benden sonra bir tek tane araç
7 Eminliğe gitmedi. 7 Eminliğin içerisindeki araçların içerisindeki mekanik parçaların birçoğu eksik ve şu anda mahkemelere intikal eden birçok dava var. Araçların içerisindeki mekanik parçalar çalınmış, lastikler, aküler, televizyonlar, aklınıza ne gelirse otobüslerde, tırlarda, kamyonlarda, kamyonetlerde, taksilerde hiçbir şey kalmıyor, her şey satılıyor. Bunun da mahkemeler nezdinde zaten müfettişler de yakın zamanda gelecek. Bunun hesabını soracak. Bunlar yapılmadı. Bir şey ödenmedi. Kendi yerlerine de taşınmadı. Bizim ambulansımız vardı. Bir tane eski ambulans, ben tadilatını yaptım, tamirini yaptım. Iğdır Arap Şoförler Odası'na hediye ettim. Onun yerine iki tane cenaze aracı ambulans getirdim. Biri Mercedes marka, biri Ford marka. Garajda o parkta yatıyor. Bizim eski bir tane kamyonumuz vardı, rahmetli abimden kalan bir kurtarıcı. Onun yerine ben o sayıyı 4'e çıkardım. Ve şu anda araçlar bağlı. SGK'ya vergi dairesinin bu icralardan dolayı, yapılan şeylerden dolayı hiç kimseye bir hizmet yapılmıyor. Şoförler odasına şimdi ben 8 sene önce bıraktım. Bir 8 yılda, ondan önce ben yapmıştım, 16 yılda. Şoförler odasının hesaplarına haciz mi konmuş? Şoförler odasının şu anda 10 tane haciz var. Hmm. 10 tane. 10 adet ayrı ayrı haciz var. Şu kadar da 5 milyona yakın da borcu var. Hiçbir iş yapılmamış. Şoförler odasına benim bıraktığım günden bugüne kadar 8 yılda bir TL bir taksimetreye zam alınmış. Şoför esnafına. Bakın bugün benim bıraktığım zamanki akaryakıt fiyatı neydi? LPG'nin fiyatı neydi? Bugün neydi? Araçların fiyatı nedir? Bugün neydi? Şimdi insanlar isyan ediyor. Ha bunlar sürekli bana ve aileme olmadık ithamlarda bulunarak da şey yapıyor. Ya ben çıkıp diyorum ki, ben şimdi onları eleştirmeye de sadece cevap veriyorum. Ben yaptığım işleri söylüyorum. Ben iki dönem şoförler odası başkanlığı yaptığım sürede, iki dönemde de ben şoförler odasını esnaf için odasını değiştirdim. En lüks odaya sahip ettim. Nitekim en sonunda da ESOB'u yaptırdığımda deprem sonrası her şeyi mahkeme kararlarıyla aldık. Onları verdik. Bakanların huzurunda mahsuben eskiyeleri verdik. Yenilerin üzerine olan paraları da ben Ankara'da getirdim, verdim. 240 bin lira gibi bir şey kaldı. 800 bin lirada 240 bin lira kaldı. Orada da o gelen hesaplar hayda hayda. Şoför odasına gelen tek kuruş hesap bankaya girmiyor. Bankanın hesaplarına girmiyor. Akşamdan akşama bakkal dükkanı gibi gidiyor. Herkesten para alınıyor, aidat alındı. Şimdi seçim dönemine geldiği zaman söylenilmiyor, kardeşim benim bu projem var, ben bu projeyi yaptım. Ya da 8 yıllık, ben 8 yıl ondan öncesini söylüyorum ki, ben binaları yaptım. ESOB gibi bir yeri yaptım, hem Esnaf Odalar Birliği'ne hem de Şoförler Odası'na. 1000 kişilik salon, 400 kişilik salon, 300 kişilik salon, ayrı ayrı toplantı salonları, düğün salonları, her odaya yetebilecek hizmet, başkanlık makamları, arşivleri, olağanüstü bir esnaf sarayı yaptım. Ben bunu yaptım, övünüyorum. Siz ne yaptınız? Ben her seferinde odayı değiştirdim, yer sahibi yaptım. Siz ne yaptınız? Ben şoför esnafının plakalarını... 30 yıl Van insanı, esnafı hep yersizlikten, kendi güzel yerlerin olmamasından dert yanıyordu, şikayet ediyordu. Şimdi herkesin odası, evet, bakın ayrı ayrı var. Ben bütün şoför esnafına diyorum, ben geldiğim zaman plakalar para etmezken orada hiç hak etmeyen kesimler içerisinde memurlar bile plaka almışlardı. Ki yasamız da söylüyor, bakın bugün İstanbul benim 16 yıl önce çıkarmış olduğum şeye geri döndü. 16 yıl önce ben çıkardım. Mesleğini bu işte icra eden insanlar gelsin bu işi yapsın dedim. Ve diğer plakaları ben askıya aldım. O insanların bugün plakaları eğer bir kaç kuruş para ediyorsa, sonuç itibariyle şu anki yönetim
Biz askıdaki plakaları indireceğiz, rant sağlayacağız. Ya de ki, ben şu icraatları yaptım. Ben şimdi onu eleştiriyi bırakıyorum. Birbirimize hizmette yarışalım. Birbirimize atıfta bulunurken. Aynen. Ya şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, onu bir kenara bırakacağız. Biz neler yapacağız? Ben diyorum ki 8 yıl... Ahlaklı sizde... olan budur. Bu. Doğruluk, dürüstlük budur. Hakikaten. Çamur atmamak lazım. Yani sen şunu yaptın, sen şundansın, sen şöyle yaptın, böyle yaptından ziyade ha gerçekler varsa işte böylesi önemli halkın kurumlarını, esnafın kurumlarını kendi kişisel tekeline birileri çevirmişse bunun hesabı sorulmalı. Aynen. Bu ayrı bir mesele. Ancak iftira yok. Gerçekler üzerinden kim ne yapmışsa hesabını vermeli. Hem seçmenine karşı vermeli, hem de devletine karşı vermeli hesabını. İlk önce Allah'a karşı verdi. Kesinlikle. Önce Allah'a verecek. Bakın Vakı Bey, ben diyorum ki ben 8 yıl bundan önce odayı bıraktım. Ondan önceki 8 yıl başkanlık yaptım. Ben yapmış olduğum o zamanki icraatlarımı anlatıyorum. Buyurun. Ve ben sesleniyorum, diyorum ki benden sonra bir adım ileri gittiniz mi? Siz de bunları bakın, ben bundan... Siz hiçbir şey yapılmadığını iddia ediyorsunuz. Bir tek bir iş yok. Bir iş söylenilsin. Ya bina... Ya benim bırakmış olduğum oda 8 sene, 80 sene geri götürdüler. Şu anda odanın 5 milyon az bir para değil ya. Ben genel başkanla konuşuyorum, diyorum ki 5 milyon böyle böyle resmi belgelerle. Koymuşum buraya, işte resmi belge bu. Ve ben siz de orada takdir edersiniz ki bütün kamuoyuna seslendim. Araştırmacı gazetecisiniz sizler, dedim ki bunu araştırın. Eğer ki benim bu sunmuş olduğum belgelerde herhangi bir şaibe falan bir şey varsa... Beni bütün dünya aleme deklar edin. Ama eğer bunların gerçeklik payı da varsa bu da sizin göreviniz. Halkı bu konuda aydınlatın. Ben diyorum ki benim zamanımda borç yok. Bunların zamanında bu borç niye? Bakın bir dağın dibindeki 5000 metrekarelik bir benim dönemden bugüne kadar alınmamış. O zamanki araçları çekilmiş oldukları yere 20.000'in üzerinde kira günübirlik babasının tarlası. Bakın böyle şey değil, babasının kendi tarlası diye her ay takır takır para ödeniyor 20 bin lira. Niye SGK ödenmiyor? Yani niye işte şoför esnafı bu konuda. Bakın şoför esnafı da artık bizi biliyor. İnanın ki Allah'a bunlar beni siyaseten vurmaya çalışıyorlar. Bu yemek çünkü hiçbir zaman için biz ailece ne siyasette biz utanç duyabileceğimiz bir şey yaptık ne yaparız. Ne de biz yapmış olduğumuz STK'daki seçim seçildikten sonraki alanımıza siyaseti de sokmayız. Ama doğrudan yana oluruz, doğrularda kururuz. Hizmetimizde de kusur etmeyiz. Şoför esnafın kamyoncu aracı vardı. Kamyoncu aracında 20 tane ben orada nakliyeci dükkanı yapmıştım. Kamyoncunun orada dinlenebileceği kahvehanesi, kafeteryası, lokantası, otoparkının yanı sıra oto yıkaması, oto lastikçisi, bunun kuaförü, hatta ve hatta orada banyo yapabilecek imkanları sağlayacak bir şey. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizim kamyoncularımız gittikleri her yerde gelen misafir araçların vanı eleştirdiğini görüyoruz. O yer ne oldu? O ben kuruncaya kadar neler çektim ben biliyorum. Ama maalesef yerle yeksan edildi. Onun içerisindeki prizler bile götürüp hurdacılara satıldı. Şu anda kamyoncu aracını getiriyor. Mazotun aracını bırakacak bir garaj yok. Bıraktığı yerde mazotu ya çalınıyor ya doğru düzgün aracını bırakacak hiçbiri yok. Şehir içerisine giremiyor. Kamyoncu peri perişan. Kamyoncuya siz bunu niye yaptınız? Kamyoncunun evini yıktılar işte. Kamyoncu evinden fazla kamyoncu garajında vaktini geçiriyor. Orada insanla da geçiyor. Orada ekmeğini kazanıyor. Çocuk çocuğunu ıskını orada getiriyor. Ne oldu? Ne oldu? Kime? Niye bunların evini yıktınız da? Niye yapmadınız? Niye yapmadan hemen tuttunuz apar topar milleti çıkardınız da ne vardı işin içerisinde? Ama yeni yerler alınacak diye bir takım tavsiyelerde bulunup insanlarda da alınmış olan paraları da biz biliyoruz. Onun da sezlenişleri ortada var. Ya ben yani hep söylüyorum, projelerimi anlatacağım ama benim yaptığım şeyleri, bozduklarını da dile getirmem gerekiyor. Hani onlar da desin ki biz bunu yaptık. Yani siz bir şeyler 8 yıllık süreç içerisinde ondan önce
bir hizmetleri yaptınız, yaptığınız hizmetleri bile bozdular diyorsunuz. Şimdi o günden bu tarafa da hiçbir şeye bir çivi çakılmamış diyorsunuz. Hiçbir şey. Bakın bu pandemi döneminde Türkiye'nin genelindeki bütün servis araçlarına bir şey, bu sülyasyon ekiplerine araç alındı. Memur oradan hiç ticari olmayan araçlar alındı, sülyasyon ekiplerine verildi. Bu insanlar esnaf vergilerini veriyor, sigortalarını yatırıyor, her türlü şeylerde hiçbir muafiyet gözetilmeden bütün sorumluluklarını yerine getiren servisçi esnafına neden kapılar kapandı, yardım yapılmadı? Yapılan hibe yardımlarda 1500 lirada yine servisçiler yaralanmadı. Hiçbir şekilde bir uğraş verilmezken bu insanlara tamamen ögey çocuk muamelesi görüldü. Ve çoluk çocuğun rızkını kazanamadı. Okullar kapalı, serviste ya yok, bir şey yok. Ya bu adamlar vergiyi de veriyor, aylık veriyor, yıllık veriyor. Ya bu filyasyon ekiplerinde çıkarıldı binlerce araç. Ya burada bizim 300 tane aracımız vardı, servis aracı. Siz bunu gidip doğru, mantıklı, makul, meşru bir şekilde siz bunu yetkililerle görüşmüş olsaydınız bu araçları bu zor durumda çalıştıramaz mıydınız? Ya bu araçların şu anda durabilecekleri bir tane otoparkları yok. Bu servis araçları tamamen öge çocuk evladı görüyor. Evlat acısını bilen biliyor. Yani bu sürece katkı sunabilirdiniz diyorsunuz. Kesin. Bu ya, pandemi şimdi sürecinde hizmet, topluma hizmet edebilirdiniz. Elinizde araç gereç vardı diyorsunuz. Bakın Vakı Bey, şoför esnafı siz haklarını savunduğunuz zaman eskiden 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin haş ve fe bendine istinaden itirafı komisyonlarında vardı. Şu anda 5216 sayılı büyükşehir kanunlarında UKM'lerde yapılıyor. Siz eğer esnafınızı makul, mantıklı, meşru bir şekilde ve bunun haklı sebeplerini ortaya sürmezseniz siz bunların haklarını elde edemezsiniz. Şimdi UKM'lerde bunları da siz alırken bir aracın ne kadar akaryakıt yaktığını, ne kadar yıpranma payı aldığını, lastiğinin yıpranma payını, balatasının her duruş kalkışta payını, bunun yıllık olarak sigortasının, araçta bir aracı kullanmak için şu anda 12 tane belge lazım. Eskiden bir ehliyetle sürebiliyordunuz, şu anda ehliyetler de 12 sınıfa ayrılmış. 12 çeşit serecesinden tut, psikotekniğinden tut, ehliyetinden tut, yeterlilik belgesi vesaire vesaire. Envai türlü belgeler hepsi parayla alınıyor. Ya siz gidiyorsunuz 8 yıldır 1 lira bir şey alıyorsunuz. Bu 1 lira da taksimetrenin değişimi için taksimetreyi değişmeniz gerekiyor. Yani fiyat artırımı için taksimetreyi değişmeniz gerekiyor. Almış olduğunuzda hiç onu bile karşılamıyor. Ya bu insanları bilinçli bir şekilde siz temsil ederseniz, şimdi o insanların zaten eğitim seviyeleri birazcık kendilerini savunmada düşük olan ama esnaf kendisi derdi odaya anlattıktan sonra odanın bu işlemleri görmesi gerekiyor. Belki çok basit görünüyor şoförler odası adıdaki ama eskiden şoförler odası dediğiniz zaman bugün Van'da en ön sıralarda ismi giden bir odaydı. Şu anda yok. Bakın ben bıraktığım günden bugüne kadar 8 yıldır ya bir kalorifer çalıştırılamaz mı ya? Ya 8 yıldır soğukta oturulmuş bir kombi takılıp benden sonra doğalgaz geldi bu memlekete. 8 yıldır bir kalorifer yanmamış ya. Orada elektrikli sobalarla orada duruluyor. O elektrikte nasıl ödeniyorsa onu da bilmiyorum. Ya bir kombi çok mu ya? Bir şoförler odası, koskoca bir şoför odası bir kombi takamayacak güçte mi ya? Yani şimdi ben bunları söylüyorum da vallahi söylemekten utanıyorum. Neler yapabilirdiğimizi konuşmamız gerekiyordu. Utanıyorum evet. Ben bunları böyle konuşurken. Ama şimdi ben yeni bir sistemle gelmeye çalışıyorum. Ne yapacaksınız? Siz şimdi işte bakın bizim yıllar sonra 8 yıldır bıraktınız. Siyaseti düşündünüz, sonra vazgeçtiniz. Siyasette onu da soracağım size, siyaset meselesinde konuşacağım. Şimdi siz neden şoförler odasına bir daha adaysınız? Şimdi kafanızda neler var, ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle bu şoförler odasına bir daha dönmemin en büyük sebeplerinden biri odanın şu anki hali
şoför esnafının gerçek manada da sistemi isyanı burada sahipsizliği. Ben burada kendimde bir tekrar... Aşırı mağduriyet mi var diyorsunuz? Kesinlikle gidip sorabilirsiniz. Kamuoyu araştırmalarında siz sorabilirsiniz hangisinde şu anda. Kamyoncusu desen evi yıkıldı, yuvarısı yıkıldı gitti. Taksicisine desen ha, plakası daha yeni yeni para ederken kapıda dayanmış diyor ki biz 250'nin üzerinde 280'den bahsediyor plaka indireceğiz. Ne diye indiriyorsun, kime indiriyorsun? Siz öbür tarafta dolmuşçulara baksanız doğru düzgün bir güzergahlar yok. Giden ve plakaların doğru düzgün ne bir güzergahı elde edildi ne doğru düzgün bir ruhsatları elde edildi. Öbür tarafta siz baktığınız zaman ilçe minibüsleriyle köy minibüslerinin hiçbir şekilde kendilerini savunabilecek bir şeyleri yok. Modayla alakaları yok. Hangi birini anlatayım? Hangi sektöre giderseniz gidin servisçinin durumu ortada, otobüsçünün durumu ortada. Herkes bina... söyledikleriyle isyanlarda. Şimdi bakın bu saymış olduğum sektörlerde, diğer büyük şehirlerde her sektörün bir odası var. Mesela kamyoncunun kamyoncular odası var. Taksicinin taksiciler odası var. Minibüsçünün minibüsçüler odası var. Dolmuşçunun dolmuşçular odası var. Böyle herkes kendi işini, kendi biriminde, bölümünde kendi yapıyor. Şimdi burada Van'da bütün bunların hepsinin bağlı olduğu şoförler odası var. Şöyle oturmuşlar odası. Şimdi ben burada da diyorum ki ben bu yeni anlayış sistemiyle gideceğim. Ben burada ESOP'la iki katının şoförler odasının malı olarak yapmış olduğum bir yerim var. İlde de oda olmasına gerek yok. Aynı oda çatısı aldığı altında. Ben her sektörün bir başkanını seçeceğim. Onlar başkan olacak, ben başkan yardımcısı olacağım. Yani dolmuşçularda seçeceğim arkadaşlarım başkan olacaklar. Orada odalarını tahsis edeceğim. Dolmuşçularla ilgili başkan vekilleri diye yazacağım oraya. Çok güzel. Minibüsçilerle ilgili ayrı yazacağım. Taksicilerle ilgili herkes ayrı. Kendi başkanı olacak. Herkes kendi başkanı olsun. Ben onların yardımcısı olacağım. Herkes kendi sektörünün sorunlarını dile getiriyor. Ben burada da birer kişi almıyorum. Birkaç kişi alıyorum. Benim yönetim ve denetimdeki bütün arkadaşlarım aynı biz, onlar benden daha yetkili olacak. Ben onların yardımcısı olacağım. Bu asilde bu yedekte diye bir şey de yok. Herkesin odası sorumluluğu ortak paydada birleşeceğiz. Koşuşturacağız. Kamyoncunun derdine kamyoncuların bölümündeki o arkadaşlar koşturacak, ben onlara yardımcı olacağım. Yani biz burada kendi odamızın içerisindeki bu görev taksimini yaptığımız zaman herkesin de temsiliyet gücü anlaşılmış olacak. Burada gideceği mevzuatı da, çünkü taksicinin durumunu kamyoncu bilmez. Kamyoncunun durumunu otobüsçü bilmez. Otobüsçünün durumunu servisçi bilmez. Ama herkes kendi sektöründeki sorunları hem çözüm odaklı olaraktan bilir. Bunun bürokrasi ayağı, öbür tarafta gidilecek yerlerin tamamına ben gideceğim onlara yardımcı. Yani onlar benim başkanım olacak. Ben onların başkanı olmayacağım. Ve bu sistemi biz oturtursak buradaki esnafımızın, hele hele bu ilde, inşallah ki biz bunun örneklerini daha önce de söyledik. Bakın ben havaalanındaki yapmış olduğum dönüşümlü Türkiye'de bir ilk oldu ve örnek oldu. Benden sonra kurulan havaalanının tamamı bizi örnek gösterdi Türkiye'de. Ne oldu? Dönüşümlü olarak taksiler oraya gitti. Belki benden sonra oraya çökmeye çalışanlara yine ben arkadaşlarım nezdinde onlara engel oldum. Burada taksicilik yapan herkesin orada dönüşümlü olarak gitmesini ben sağladım. Eğer Allah nasip ederse, tekrar seçilirsek de bu aynı şekilde devam edecek. Ve bu insanların bu mağduriyetleri giderilecek. Ben yapacağım işleri anlatarak gidiyorum. Yani bizim burada anlaşacağımız sigortalar, sigorta şirketleriyle en asgarisini nereden alabiliriz? Ya da anlaşacağımız akaryakıtta her gün biliyorsunuz ama bizimle esnafımızla anlaşabileceğimiz bir kesim varsa orada anlaşır yaparız, eğer avantajı varsa, çünkü bizim için 1 lira 1 lira biz kuruş kuruş toplayıp da alnının teriyle istihdam kazandıran bir esnaf kitlesiyiz. Hakkımızı hiç kimsenin hakkını yemeyeceğimiz gibi hiç kimse de hakkımızı yedirmeyeceğiz. Yedirmemek de odanın görevi. Oda ne iş yapacak? Oda bir tek dediğin
düğünde, taziyede bir de aidatta görünen bir oda değil ya. Bu oda değil, bu oda temsilciliği değil. Böyle bir oda olmamalı. Böyle bir oda olmamalı. Yani siz odaysanız her türlü sorunda ya. Şimdi bir kaza her zaman yolda karşılaşabileceğiniz şey. Kaza olduğu zaman insanın aklına ilk gelen şey kurtarıcı. Ambulans. Bunlar yok ya. Arayabilecek insanları yok. İnanın ki kamyoncular benim dönemimde halen de giderler diğer illerde yükünü boşaltamıyor. Arıza veren bir herhangi bir konaklamada ya da şeyde bir, en ufak bir sorunu olan insan direkt beni arıyor. Evet, Türkiye genelindeki bütün bu ağı da örmüş olduğumuz bizim bu teşkilatımız bir sağ olsunlar tanıyorlar, biliyorlar ve bizi kırmıyorlar. Biz halen onlara o görevleri yapıyoruz. O yüzden biz kopamadık şoförler odasına. Hiç kopmadık, kopamadık bu esnafımıza. Onun için geri döndüm. Siz dediniz ya, evet, neden döndüm? İşte onun için şoförler odasına. Hiçbir zaman sorunlardan uzaklaşamadık. Evet. Uzaklaşamıyoruz da. Ve madem ki biz bu işte bunu yapıyoruz, layıkıyla tekrar gelip inşallah eğer esnafımızla, şoförümüzle bizi layık görürse biz tekrar bu odalara, bu işe talibiz. Allah hayırlısını nasip etsin. Nasıl bir adaylığınızı açıkladıktan sonra nasıl bir ilgi var alanda, teveccüh görüyor musunuz? Yani esnaf, şoför esnafı mutlaka sizde bir intiba oluştu, bir güven oluştu. Ben mesela sizi şu anda ekranda mesela sizi çok sakin, kendinden emin, böyle hiç kavgacı değil, sorunların çözümü noktasında bir Faruk Alparslan olarak görüyorum. Bu çok önemli. Yani ben artık şu ne yaptı, bu ne yaptıdan ziyade ben aday olduğum esnafa, yere, odama ne yapacağım? Bunun hesaplarını yapıyorsunuz. Bu konuda alandaki karşılığınız nedir? Şimdi ben yıllardır sizi ekranları başında görüyorum. Sizin hakikaten bu ekrandaki tecrübeleriniz psikolojik olarak da insanları çözmeye yönelik size büyük bir tecrübe edinmişsiniz. Vallahi tebrik ediyorum ben sizi. Şimdi bu rahatlık nereden geliyor? Bence bağırıp çağırmak, hırçınlık acizlikten doğar. Aynen. Bir suçluluk psikolojisinden doğar. Ben Allah'ıma şükürler olsun. Şimdi bu sakinliğimi neye borçluyum? Az önce buyurduğunuz gibi kamuoyunda büyük bir teveccühle esnafımızın bize göstermiş olduğu ilgi, alaka ve istekten dolayı bu rahatlık. Rehavete de kapılmayacağız. Yine hiç kimseyi de üzmeyeceğiz. Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz bütün esnafımıza gidiyoruz, ulaşıyoruz. Minnetsiz de davranıyoruz. Onların minneti de sonuç itibariyle başımız üstte, bu bir seçim. Rahatlığımız nereden geliyor? Biraz rahatlığımız bizim yapmış olduğumuz işlerde biz kendimizi anlatabiliyoruz. Tamamen 8 yıl bundan önceki icraatlarımı anlatıyorum. Bir adım ileri gitmemiş, tamamen geri gitmiş. İstesek de istemesek de bu bize bir rahatlık verecek. Yani bir rakip olarak da. Sonra yapacağımız işlerde de bu kadar büyük sorunları, yani bugün bir şoförler odasının resmi belgelerle görünen bir 5 milyon borcu var. Yani. Ha, bunları da kendime güvenliyim. Bunları en kısa zamanda söylediğim vaatleri yerine getirebilecek kapasiteyi de kendimde görüyorum. Arkadaşlarım da görüyorum. Bir ekip olarak bu işe gönüllü olan donanımlı arkadaşlarımızı seçtik. Çevresinde hakikaten sevilen, sayılan, dürüstlüğüyle anılan bir listeyle bir seçime gireceğiz. Her kesiminde burada katkı sunabilecek, hem bölgesel olsun, hem aşiretsel olsun, hem sektörel olsun. Biz burada yönetimimizi de çok değerli arkadaşlarımızdan 28 kişiyle beraber giriyoruz. Dediğim gibi yani bizim burada yönetimden... Kaç üye var Sayın Başkan? 11 asil 11 yedek yönetim var. 6 tane de 3'ü asil 3'ü yedek liste gereği. 28 kişiden oluşuyor listemiz. Evet. Şoför esnafı kaç kişi oy kullanıyor seçimde ortalama? Şimdi toplamda 5150 civarında bir seçmen kitlemiz var. Aşağı yukarı 3000 kişinin sandığa yansıyacağını tahmin ediyoruz. İnşallah daha fazla sandığa yansır da evet, daha fazla iyi olur.
insanların tercihi, teveccühü o katkıda kendilerine geleceğine yön vereceklerine şey yapıyor. Ya şimdi yalan, boş vaatlerde bulunmayalım. Biz neler yapacağımızı yapalım. Yok efendim işte gelin tekrar bize oy verin. Biz sizin odaya olan boşluğunuzu sileceğiz. Ya bu bir vaat mı ya? Ya de ki ben şu işi yaptım, bu işi yaptım. Sonra o da boş bir vaat. Sen yasa gereği yasayı mı çiğneyeceksin? Nasıl onu sileceksin? Ha, onu gidersin, bir sponsorla anlaşırsın. Gidersin sen bir reklam şirketine falan anlaşırsın. O esnafın, o sektörün gelen reklam paralarla gidersin onu yatırırsın. Ona o katkıda bulunursun ama onu yasa gereği yatırman gerekiyor. Yani gelir kaynaklarını artırırsın. Yani onu sonra şoföre eğer yansımasını istemiyorsan öyle bir projeyle gidersin. Ben sileceğim. Nasıl siliyorsun? Hadi bana izah et bakalım. Ya bu boş vaatleri. Hadi sil. Şimdi iktidardasın. Kim tutuyor? Niye ille de bir dahaki gelişine mi erteliyorsun? Şimdi silsene. Silebiliyorsan şimdi sil. Eğer silinecekse şimdi silinir. Sil. Tabii. Şimdi yok musun? İktidarda değil misin? Oradasın sil. Hadi sil. Ya bu boş vaatlerle insanları kandırmakla artık akıllarına oynamakla esnaf, yeter ya. Esnaf buna inanır mı? Yani esnafın da artık buna inanmaması lazım. Zaten esnaf inanmıyor. Hmm. Ama ona yok. Birilerini karalamakla, birileri işte şöyle bilmem siyaseten bu böyle olmuş, şöyle olmuş kardeşim. Ben siyaseti bir kenara itmişim. Ben STK'lara girdikten sonra siyaseti tamamen hayatımın içerisinde çıkarmışım. Ben siyaseti düşünüyor musunuz? Öyle hemen siz girmişken sorayım. Kesinlikle. Ben eğer STK'lara girdimse benim için bütün siyasi partiler aynıdır. Bütün ideolojiler aynıdır. Çünkü bütün renklerin birleştiği bir STK'sı. Ben sadece bir renge orada hizmet etmedim. Geçmişte de bunu böyle yaptım. Şimdi de ben hiçbir siyasi partinin de herkesin bir düşüncesi var olabilir ama az önce girerken programın başında o düşüncemi orada fikri, zikri, düşüncesi ne olursa olsun herkese ortak payda da hizmet etmek, saygı göstermek zorundayım dediniz. Yani. Ailenizi anlattınız bu doğrultuda. Ailemiz bu gelenekten geliyor. Kesinlikle. Biz de bunu devam ettireceğiz dediniz. Kesinlikle biz bugüne kadar sormadık. Sen Hırı diye gelen ya da bize yıllar yılı envai türlü işlerle gelen sadece şoför esnafının şoför sorunlarıyla değil, bütün kamuoyundaki halk da bilir her türlü konuda insanlar gelmiş. Biz kime, hangi ideolojidesin, hangi partidesin, hangi ırktasın, hangi millettesin, hangi aşiretesin diye bir soru sorduysa o zaman biz gelsinler bize şey yapsınlar. Biz onu yok abi. Eğer STK'lara girdin sen, STK'lar seni temsil ettiğin insanlar toplumun sınıfsal olarak en zor para kazanan bir sınıfı. Bu insanların ekmek davası, çoluk çocuğunun rızkının davası. Siz buradaki onu en iyi şekilde temsil edebilme gücünü kendinizde hissetmiyorsanız ve burada da o yüreğiniz yoksa bu işin içerisinde her türlü şey. Benim abim öldürüldü. Benim abim öldürüldü. Benim abim dik duruşu için öldürüldü. Esnafın ekmek davası için öldürüldü. Eğer sen ölümü de göz önünde bulunduramıyorsan gitme kardeşim. Çıkmayın buraya. Eğer sen o esnafın parasına tenezzül edeceksen, yönetemiyorsan, sadece mağduriyet rolüyle cebini doldurup gideceksen gelme oraya. Esnaf bir gün uyanır, 8 yıl sonra da olsa bu yalanların artık kimseyi kandıramayacağını gösterir, işte böyle kalırsınız. Bakın göreceksiniz siz. Allah'ın izniyle Ocak ayında ya da Mart ayında ne kadar yapması gerekiyor. Seçimin olma tarihi netleşti mi? Yani ocağın birinde Mart'ın sonuna kadar yapma zorunluluğu vardır. Biz her şeye hazırlıklıyız. Ne zaman yaparsa yapasın. Biz esnafımıza güveniyoruz. Ben geçen dönemde zaten son 20 gün kala adaylığımı açıklamıştım. Belki o zaman daha doğru bu ne karşı tarafı bu kadar iyi tanımışlardı. Tabii. Ne de ben meramımı anlatabilmiştim. Ama zaman her şeyin ilacı. Şu aynen. Anda Allah'ın izniyle biz esnafımızı teveccühüyle, doğrularımızla, projelerimizle, ekibimizle biz çıkacağız. Tekrar bu sınavı yani, çıkacağız esnafımızın karşısına. Takdir buyurlarsa biz bu göreve talibiz geliriz. Yoksa Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Çünkü bu insanları
İnanın ki çok zordu. Şoförlük mesleği çok zordu. Bakın siz buradan bir Ankara İstanbul'a gidip geldiğiniz zaman 3-4 gün kendinize gelemiyorsunuz. Aynen. Ama bu insanların bütün kesinlikle hayatı yollarda. Kışın o soğukta yollarda, yazın o sıcakta yollarda. Evi, barkı, her şeyi o yuvasına, çoluk çocuğunun rızkını getirip bırakıp gitmek. Onu içinde hissetmeyen insan yapamaz. Bir sanatçı bir müziği icra ederken o içten gelen duygular olmazsa ne onun o ses tonunu ne müzik detonesinden tutun da her türlü şey yapamaz. İnanın ki biz mesleğimizi buna benzetiyoruz. Eğer siz içten gelen bir ahenkle, şevkle, istekle, arzuyla yapmazsanız, benim şu anda bu şeylere gelmişim, inanın ki bir kamyoncunun araç sürüşünden tutun, bir otobüsçünün, bir taksicinin, herkesin ayrı bir zevk aldığı bir meslek dalı vardır. Onun karşı zorlukları olduğu kadar da güzellikleri vardır. Onları siz hissetmezseniz o insanlarla temsiliyette de buluşamazsınız. Evet. 28 kişilik iyi bir ekipten bahsettiniz. Hem rahat, böyle kendinizden emin konuştunuz. Ben böyle bakıyorum sabahtan. Ama mevcut 5 hacizler, 5 trilyonluk borç, bunların da üzüntüsünü yaşıyorsunuz. Bu 28 kişilik ekiple bu sorunları çözerek yeniden şoförler odasını inşa edip kamuoyunda itibarlı hale getireceğim diyorsunuz. Yani şimdi Vakı Bey, yani sizin söylemlerinizden ciddi bir itibar problemi var, güven sorunu yaşanıyor. Esnafta böyle bir algı oluşmuş. Orayı bu böyle itibarsız bir ortamı düzeltmek çok zor. Şimdi aslında itibarı yapan da yöneticiler, bozan da yöneticiler. Şimdi siz kamu kurum kuruluşlarına gittiğiniz zaman, doğru, meşru, mantıklı bir istemde gittiğiniz zaman bu götürdüğünüz sektörün sorunlarını çözemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü insanlar da, herkes de burada hizmet peşinde. Kimse şoförün düşmanı değil. Ama şoförü düşmanca bir tavırla götürüp başka bir tarafa lanse ederseniz iş yapamazsınız. Ya 8 yıl boyunca benim bırakmış olduğum koltuklar her gün aşağı iniyor. Bir icra götürüyor, bir icra getiriyor. Bir icra götürüyor, bir icra getiriyor. İnanın ki Allah'a, ben orada kendi şahsi paramla almış olduğum bütün malzemeler halen orada duruyor. Ya halen orada bir boya vurulmamış. Ya o kadar sigara içmiş o. Ya o da benim, yani ben gitmedim. 8 yıldır gitmedim ama giden arkadaşlar anlatıyor. Odanın durumu, işler acısı. Ya 8 yıldır bir kalorifer yanmıyor. 8 yıldır bir kombi takılmıyor. 8 yıldır bizim o kadar güzel yapmış olduğumuz, Türkiye'nin örnek aldığı bir kamyoncu garajı yerle yeksan, şu anda o kamyoncuların hepsi sanayinin yanındaki bir kahvehanede. Orada kahvecinin vicdanına sığınmışlar. Orada adam atsa dışarıya soğuklara, yoksa kahvede birikmişler. O kamyoncuların hepsi o sanayideki Kaya Usta'nın lokantasının yanındaki kahvehanede. Ya bu insanlar bunu hak etmedi ya. Bu insanların yeri yurdu vardı. Bu kamyoncunun gelip sığınacağı bir yeri vardı, bir garajı vardı. Gittiği zaman diğer illerde hep ayıplıyorlar. Ya bu minibüsçe servisçiler şimdi darmadağın, kalacakları yer yok, kiralanacağı yer yok, ya alınacağı bir doğru cümle. Bakın feni muayeneden 50 kat daha fazla bir alet de şey, Türkiye'nin dört bir yanına gidip numarası tutmayan sarı renkli araçlarda bu kadar çok itina ile ruhsatı verilmeyen tek il Van. Ya bu kadar taksici aynı şekilde, servisçi aynı şekilde, dolmuşçu aynı şekilde, otobüsçi aynı şekilde. Ya olmadık işler yapıldı bu insanların başına. Hadi desinler ki, yani ben bunları anlatırken keşke bir şey yapsalar da bunu yapsın. Ya bir tek bir madde, bakın ben 8 bir şey yapsalardı söyler miydiniz? Yani bakın 8 yıl boyunca ben bunu da söylüyorum size. 8 yıl boyunca bana söylenildi ki işte Faruk Alparslan şu bu, hiçbir şey yapılmadı. En sonunda ben geçen gün bir tane arkadaş getirdi. Ya dedi ki Allah aşkına 8 yıl önce şu vaatlerde bulunmuş bu arkadaş. 8 yıl geçti arada. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu vaatlerde seçin. Bakın burada elimde. Bu kadar maddede. Ben size vereyim. Siz de yine bir araştırmacı, gazeteci olalım. Şu maddelerden tek bir tanesi hayata geçirilmişse ben herkesten özür dileyeceğim.
Hepsini yapılmış kabul edeceğim. Şu maddeleri tek tek inceledim. Yapılmış olan tek bir şey yok. Var olan şeyleri yıkmaktan başka bir şey. Bu vaatlerle mi gelindi diyorsun? Evet, bu vaatlerle gelindi. Şimdi ben onu diyorum ya, zaman her şeyin ilacı. Bakabilir miyim? Buyur. Özür diliyorum. Buyur. Evet. Buyur. Böyle nitelikli fikir üretme ve temsil kabiliyeti yüksek bir yönetim kurulu oluşturmaktır amaç. Kısa vadeli hedeflerimiz, orta vadeli hedeflerimiz, gerekli kurumlar ile işbirliği yaparak taksit duraklarının ruhsatlarının verilmesi için çalışmalar yapılacak demiş. Uzun vadeli hedeflerde üyelerimizin yararlanabileceği bir sosyal tesis hizmetini sağlayacağız. Odan tesisi de yıktılar. Odamıza ait araç parkını genişletip tam donanımlı ambulansla çekici hizmeti sağlayacağız. Olanları da bağladılar. Çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak projeler yürüteceğiz. Van'da Şoförler Akademisi kurulmasını sağlayacağız. Mesela taahhütler demiş. Üye hak ve menfaatlerini topluma zarar vermeyecek şekilde koruyup kollayacağız. Etkin ve nitelikli personele sahip olacağız. Herkeste 1000 lira, 1500 lira para alındı. Hangi menfaatları korundu da neler yapıldı? Yapılan paralar nereye harcandı? Havalanda alınmış olan her bir aracın gündelik olarak 22 lira parası nereye gitti? Ne yapılıyor? Nereye gidiyor? Bunların da hesabını versene. Hadi sayın. Evet. Sayın hangisini yapmışlar? Üyelerimize karşı saygılı ve kibar olacağız. Çözüm odaklı olup hızlı hizmet üreteceğiz. Donanımlı, dürüst ve güvenilir personel çalıştıracağız. Kayıtlarımızı düzenli tutacağız. Üyelerimize adil davranacağız. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim sağlayacağız. Böyle mi? Çok önemli bu. Var mı şu anda bu? Siz kamuoyuna sorun. Yaptığımız bütün işler mevzuata uygun olacak. Üyelerimizi odanın sahibi olarak göreceğiz. Hizmetlerin ayrıntılı tanıtımını yapıp üyelerimizi bilgilendireceğiz. Bütün şoför esnafımızın tüm temel haklarını koruyacağız. Evet, çok böyle. Daha ayrıntılar var. Uzun. Bunları... Evet, bütün bu bunlarla birlikte böyle şoförler odası adaylığınızı noktalayalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Sonra birkaç biraz da VESOB'u sormak istiyorum size. Vallahi şoförler odasıyla ilgili biz projelerimizle geleceğiz. Bizim yaptıklarımızı yıkan yerleri tekrar var etmek için şoför esnafının bizim sloganımız var. Tekrar şoför esnafını odasıyla birleştirme vaadimiz var. Sloganımız da o. Tekrar şoför kendi evine, garajına, ortamına, itibarına, temsiliyetine kavuşacak. Özetle bunları söyleyebiliriz. Şu anda itibarı yok, odası yok, garajı yok, ambulansı yok, kurtarıcısı yok. Tesisi yok, dinlenecek yeri yok. Hiçbir şey yok. Allah Allah. İnanın ben bunları bilmiyordum. Yani ben... Araştırın. Evet, maalesef. Siz bir araştırmacı gazetecisiniz. Bakı Bey, benim hasreten sizden ricam bunları, benim söylediklerimi... Araştırın, böyle yine bu ekranlarda kamuoyu karşısında bana deyin ki siz burada yalan konuştunuz ya da burada iftira attınız ya da bunu yaptınız deyin. Ben bütün herkesten özür dileyeceğim. Ama buyurun, şoförün hali ortada. Evet. İsterseniz oda seçimleri biraz erken konuşulmaya başlandı. Gerçi sizin 4 ay gibi bir zaman kaldı en fazla yani. 3-4 ay sonra seçimlere giriyorsunuz siz. Ticaret odası, ESOP, şoförler odası, Van'da STK seçimleri erken konuşulmaya başlandı. Yavaş yavaş adaylar çok kişi ismini açıkladı. Bazı insanlar daha kulis arkada bekliyor, kulis yapıyor. Çıkayım mı çıkmayayım hesaplarını yapan adaylar var. Neden acaba? Bununla ilgili böyle hiç kafa yordunuz mu? Bu erken konuşulmasının nedeni seçimlerin. Şimdi Bakı Bey, bakın. Tabii odalara çok kişinin aday olması güzel bir şey. Böyle insanların çıkıp aday olması güzel bir şey. Ama herkesin de her şeye aday olması biraz da sıkıntılı. Şimdi bunu söyleyeyim ben size. Bakın ben siyasete isteğimle girmedim. İstenilerek girdim. Yani ısrar sonucu ille de kamuoyu nezdinde siz de şahit oldunuz ki ben burada kazandığım o STK başkanlıkları ki burada olsun, ESOB olsun, Şoförler Federasyonu olsun, Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonu olsun. Orada yer almak öyle kolay kolay geçmez insan yani. Bir milletvekili, iki kez de milletvekilliği seçimi yaşadım ben. Bakın inanın ki buna belki size şey gelecek. Milletvekilliği seçiminde siz bu kadar zorlanmıyorsunuz.
Neden diyeceksiniz? Siz listeye yazıldıktan sonra size belli bir program veriliyor. Vicdana ulaşmanız gereken yerlere gidiyorsunuz. Bir program şeklinde gidiyorsunuz. Bayağı yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Çünkü orada sizi birileri öne sürmüş, tercih etmiş, listeye almış, siz gidiyorsunuz. Ama burada halk sizi seçecek. Siz kendi bireyinizle, kişiliğinizle, meziyetinizle, bilginizle, projelerinizle burada kendinizi ispatlamak zorundasınız. Aynen. Temsil edeceğiniz insanlara şimdi önceden konuşuluyor. Neden önceden konuşuluyor? Bakın şoför odasının 5150 tane şu anda listesinde alan var. Başkale buraya 120 kilometre. 100 kilometre de öbür tarafa köye doğru gidin 220 kilometre. Oradaki insandan tutun buradaki bu insanların tamamına ulaşmanız gerekiyor. O insanların her birinin ayrı bir sorunu var. Güzergah sorunu var. Orada UKM'de alınan, Kara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nden alınan, Ulaştırma Bakanlığı'nda alınan, herkes, ben şoförler odası için söylüyorum. Onu ulaşman gereken kesimler vardır. Birebir istişare etmen, fikir sunman, derdini dinlemen gereken insanlar vardır. Onlar için erkenden yola çıkılıyor. O yüzden 3 ayda kalmış olsa bile şu anda odaların seçimleri bir hareketlilik içerisinde. Bu odalarda kendisini sorunlarla özdeşleştirmiş, çözüm odaklı olan fikir sahibi insanlar kendilerini bu konuda temsiliyet makamında layık görüyorlarsa aday oluyorlardır. Mevcut sorunlardan itibaren adaylar çoğalıyor. Sonuç itibariyle bu ismi üzerinde seçim birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Aynen. Ama seçmenin doğruya ulaşabilmesi için, hele hele özellikle ben bütün siyasi partilerin STK seçimlerinden uzak durmaları benim için, ESOB'u dediniz ya, ben ESOB'da birlik başkanı kendimle. Siz hem şoförler odasını hem ESOB'u bir arada başkanlık yaptınız. Artı bir de şoförler federasyonunda. Şoförler federasyonunda da görev aldınız, genel başkan yardımcılığı. Önemli tecrübeler edindiniz hakikaten, önemli görevler, önemli tecrübeler. ESOB'la ilgili tekrar bir düşünceniz olur mu? Böyle bir çalışma var mı seçimlerde? Şimdi dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi bir şey olacak bu ama ESOB'a aday olabilmem için şöyle odasını kazanmam lazım. Ama maalesef şimdi herkes de biliyor, bunu da kaçak güreşmek hiçbir zaman benim hayatımda olmadı. Olmaz da. Ben açık net bir şekilde söylüyorum. Ben şoförler odasını kazandığım günden itibaren ESOB'a aday olacağım. Bu bir seçim süreci. Nitekim şimdi ESOB başkanı ve şoförler odası başkanı beraber çalışıyorlar bana karşı olarak da. Öyle mi? Tabii tabii. Her şeyde, her yerde çalışıyorlar. Ama ben de açık açık söyleyeyim. En doğal haklı. Ben de... Tabii ki yani. Siz nasıl çalışıyorsanız onlar da. Yani ben... Yani her ne kadar şoförler odası kazanılmadan ESOB'a aday olunmaz, oraya gidilmez söylemek doğru bir şey değil. Ama şu anda iş, efendim iş, önce kazanalım sonra gidelim diye, yok ben diyorum kazanırsam oraya da adayım, kazanmasam zaten hiçbir yerine aday değilim. Çok net söylemem lazım diyorsun. Yani bu işin şeyi bu. Evet, anladım. İsterseniz biraz da Van Spor'u konuşalım. Evet. Aileniz Van Spor'la ilgili başkanlık yapmış, yöneticilik yapmış, Van Spor'u şampiyon yapmış. Bir ailenin mensubusunuz. Siz böyle spora çok, yani içinizde futbol sevgisi, spor sevgisi var ama çok böyle içinde olmadınız. Biraz da Van Spor'u değerlendirmenizi isteyeyim. Şimdi ben lise çağlarında amatör futbol takımlarda oynadım. Lisede de şampiyonluğumuz var bizim futbol takımında. Tabii daha fazla ben Halk Oyunları Federasyonu'nda ve Halk Oyunları'yla evet, ilgili, o da bir spor dalı. Orada biz çok Türkiye dereceleri falan... Hala o ekip bir araya gelince güzel şölen sunuyorsunuz. Orada da biz yine en üst noktada Halk Oyunları Federasyonu'nda da icra kurulu üyeliği de yaptım ben. Şimdi spor hakikaten bizim Van'ımızın
en büyük ihtiyaçlarından biri. Belki biz fazla zaman bulamıyoruz. Bu yaşta bile bizim için spor en büyük ilacımız. Ama gençlerimizin buna yönelmesi birçok kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına sebep. Topluma hayırlı evlatlar, sağlıklı insanlar yetiştirme anlamına geliyor. Biz OneSpor'u ailece çok büyük bedellerini ödedik. Benim rahmetli abim OneSpor başkanıydı. İlk birinci diye tanıştıran benim abim oldu. Belki resmiyette abim değildi. Rahmetlik Ömer Gülüştür'dü. O zaman gitmişti. Ve o zamanki vali benim rahmetli abimi sizin de spor muhabirliğiniz döneminde sürekli aynı mesai saatleri içerisinde sizinle beraber OneSpor'u koşuşturuyorduk. Deplasmanlarda siz geliyorsunuz. Siz o Mega TV miydi? Neydi? Mega Show. Mega Show. Oradaki o spor spikerliği anlatıyor. Star FM 65. Yani siz de bana Halit Kıvancısınız aslında da. Yani onu da biz biliyoruz. Ama şu anki Van'ın OneSpor'un hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Bu biraz da bizim yani Van'daki gençlere altyapısını önem vermememizden doğuyor. Bakın inanın ki Trabzon bizim kadar büyük bir il değilken de Trabzon yine Süper Lig'de şampiyonluklar yaşadı, orada gidiyordu. Şimdiki nüfusu belki bizimki de eşdeğerde neredeyse. Ama Trabzon'un geçmişine baktığın zaman orada Trabzon'a sahip çıkmış olan Trabzonlular bugünkü Van'ın nüfusu kadar değillerdi. Yani bu şu anda Süper Lig'de gücümüz yok anlamına geliyor değil. Sahipsiz bıraktık. OneSpor'u o dönemde biz birinciliğe çıkarken siz de takdir ederdiniz ki ben gençtim. Rahmetli abim bana derdi ki sabaha kadar sen bu koridorda nöbet tutacaksın. Ne için biliyor musunuz? Sporcuların odasına maç gecesi hiç kimse girmeyecek, çıkmayacak. Benden habersiz girip çıkmıyordu. Ben yöneticiyi bile bırakmıyordum. Belli bir saatten sonra sporcu şey yaptı. Biz o şekilde OneSpor'u birinciliğe çıkardık. Ayrıca. Koruyarak. Hem koruyarak hem maddi destekte bulunarak. Benim o dönemde rahmetli abim hatları çıkardı. Kaç tane hat ihaleye çıkardı OneSpor için. Burada Kapıköy sınır kapısında gelen akaryakıt üzerine OneSpor'a belli bir limitini ödemek sizin içeri aldırmadı. OneSpor maddiyatın yanında maneviyatla birlikte herkesin sahiplenmesi gereken kimsenin değil. Spor hiç kimsenin değil. Takım bir ilindir, taraftarındır. Başkanlar da gelip geçicidir, sporcular da yöneticilerdir. O yüzden bu mantıkla herkes inanın ki spora yönelirse bu memlekette öyle bir sporcular çıkar ki bir tek futbolda değil. Sporun her alanında. Nur Tatar'la, Nizam Tatar, OneSpor'da oynuyordu. Yakının o dönemde çok biliyorsunuz bu şeyin altında bir Mavi Center'in altında Mavi Plaza'nın altında bir spor salonu açılmıştı. Evet. Nur Tatar'ı orada iyi bir küçüktü. Yani antrenmanlarını orada antrenmanları orada yapıyordu. Nizam abiyle beraber biz götürür getirdik o Nur Tatar orada yetişti. Nur Tatar bugün dünya çapında tanınır bir sporcu olması bizim gurur kaynağımız olmadı mı? Şimdi spor salonunuza onun adını vermedik mi? Ne Nur Tatarlar burada yetişir. Evet. Ama maalesef biz burada bütün spor branşlarına sahip çıkmak lazım. Kesinlikle. Diyorsunuz. Bakın burada şu anda spor için kendisini yakıp yıkan bir Murat Arık var boks için. Benim sınıf arkadaşım şu anda 100. Üniversitesi'nde. Aynen. Murat Arık yani bütün dünyası boks. Boks aynen. Öğrenci yetiştirmek. O anla beyefendi de bir insan. Yani o adama uygun kadar sunulmuyor. Evet. İstenildiği noktaya getirilmiyor. Milli takım teknik direktörlüğü de yapmış birisi. Abisi öyle.
Sadettin abi iyi biliriz bu sonrada. Bu memlekette altyapıya önem vereceğiz. Ama lütfen herkes vergi kutsal olduğu kadar da spora da bir takım şeyler ayırması gerekiyor. Bakın dün bizim Van Gölü Spor futbol kulübü geldi yanımıza. Adamlar daha önce karşılaştıkları takımı 3 milyon yani 3 trilyonluk bir takım kurmuşlar. Bizimkiler aylık 1000 lirayla oynayan futbolcularımız. Aynen. Ben bu arada başkanlarını da tebrik ediyorum. Hocalarıyla beraber Yakup Bey. Öyle güzel çocuklar yetiştirdiler ki o bunca paraya rağmen kurmuş oldukları takımı 5-0 yendiler. Biraz yüreklerini ortaya koydular. İşte biz bu çocuklara sahip çıktığımız sürece hem kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden oradan burada alıkoyacağız. Birbirlerini özendirecek, rakabet haline girecek, sağlıklı, iyi bir toplum yetiştireceğiz. Hem manevi olarak sağlıklı olacak, hem fikir olarak sağlıklı olacak, hem bedenen olacak. Ve bu bizim bir sevgimiz ya. Bugün, dün siz akşam izlediyseniz Trabzonspor'da Gaziantep Spor'u, inanın ki ikinci yarı Gaziantep müthiş bir şekilde oyun oynadı ama oradaki taraftarların baskısıyla Trabzon açık ara şu anda şampiyonluğa gidiyor. Bu taraftarın ona sahip çıkmasıyla gidiliyor. Taraftarın futbola sahip çıkması. Yani lazım. Biraz maalesef bizim şu anda bize yakışmayan bir stadyum var. Spor alanları yapılması gereken yerler yapılmıyor. Altyapıya önem verilmiyor. Amatör spor kulüplerine verilmiyor. Van Spor'un yöneticileri de Van Spor'a katkıda bulunmak adına zaman zaman yöneticiler her ne kadar değişse gitse gelse de herkesin tek amacı var. Başarıya ulaştırmak. Biraz daha başarı. Kimse başarısız olmak için gidip orada görev almaz. Bu kadar kendisini riske sokmaz. Onun için herkes gelen de giden de baş tacıdır. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de bununla ilgili başarılı bir Van Spor görürüz bütün spor dallarında. İleriki süreçte böyle STK'larda aktif ve etkin olduktan sonra Van Spor yönetimine talip olabilir misiniz? Böyle kafanızda var mı hiç? Şimdi aslında spor için biraz da aynı bu mevzuatları iyi bilmek gerekiyor. Bu mevzuatlar konusunda şu anda bir araştırma içerisindeyim ben. Devlet de burada imkan sunuyor. Herhalde kamu kurum kuruluşlarında, şirketlerde falan vesaire. Burada amatör spor kulüplerine katkıda bulundukları zaman vergide muafiyetlerine kadar gidilen bir şey de görüşülüyor. Ben de şimdi bunun araştırması içerisindeyim. Eğer böyle bir şey gerçek manada üst şeylere sorduktan sonra böyle bir şey varsa aslında biz kendi ilimize, sporcumuza, kulüplerimize makul, meşru, mantıklı ve doğru kullanılan spor kulüplerine bu yardımı aktarabileceğiz. Yasal yollarını bulduktan sonra öyle bir çalışma o da bizim projelerimiz içerisinde var. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz Van halkına, Van'da, şoför esnafına, bütün esnafa? Van'da. Ben öncelikle bu şansı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardan beri sizinle böyle bir sohbeti özlemiştik gerçekten. Biz sorunları çözmeye, biz hayata pozitif bakıyoruz. Hep pozitif düşünürsek pozitif işler yaparız, karamsar değiliz. Her ne kadar şu anda zor durumda olan, en zor kesimdeki bu esnafın sorunlarını bu pandemiden sonraki çıkışta olsun, pandemi döneminde yapmış olduğumuz yardımlarda nasılsa bundan sonraki işlerimizde de projelerimizde de bugün artık sahaya inme zamanıdır. Biz şoför esnafımızla özdeşleştik. Yine gideceğiz, yine dinleyeceğiz. Ama bizim ulaşamadığımız insanlar sakın gönül koymasın. Biz onlara ulaşma adına her türlü zamanımızı, telefonlarımızı, kapılarımızı açmışız. Biz onlara gitmezsek bile onlar bize bir telefon açarlarsa biz onların oylarına talibiz. Çünkü onların sorunlarını çözmeye de talibiz. Odanın bu sıkıntılarından kurtulmaya da talibiz.
Bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı, kazasız belasız hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Ben de çok teşekkür ediyorum Faruk Bey. Bizi kırmadınız, programımıza katıldınız. Umarım sizin hayatınız, aileniz için hayırlı sonuçlar çıkar. Van için faydalı olur, Van esnafı için faydalı olur. Güzel bir dostluk, kardeşlik içinde bir seçim olmasını da arzuluyoruz. İnşallah. Daha 4 ay var. Meseleyi daha çok konuşacağımız zamanlar olacak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sahipsiz mikrofonu noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.